bir adayımız var ki onu özel olarak bazı ordulara emanet edeceğim. Ulaş Beyler. Adayımız ordunun tek kadın adayı Leyla Başkan. Abi bayrağı gidiyor bayrağı. Çamaş'ta belediyede aday, belediye başkanının kendisine karşı uyguladığı sözlü bir şiddet var. Bütün kadınlara yapılmış bir saygısızlık var. Bunun hesabını sandıkta soracağız. Ben Leyla Başkan'ı Çamaş'taki, ordudaki bütün kadınlara ve kadın haklarına saygılı bütün centilmen erkeklere emanet ediyorum. Şimdi ordunun en önemli özelliklerinden bir tanesi bu Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti ordunun dörtte üçünü %76'sını maden arama bölgesi ilan etti. Her tarafa altın madeni ruhsatı veriyorlar. İliç gibi açık ocakla işleterek, üstüne siyanür damlatarak altın çıkarmak istiyorlar. Bunun sonucu şudur. Avrupalı maden şirketleri toprağı dozerlerle kazarlar. Üstüne siyanürü dökerler. Alttan altını toplar giderler. Siyanürlü posası, sudaki arsenik ordululara kalır. Bakın şu anda yaratılmaya çalışılan bir izlenimle iki aday büyük şehirde birbirine rakip gibi gösteriliyor. Ama aslında ikisi aynı dalın meyvesidir. İkisi kayıkçı kavgası yapmaktadır. Bunlardan bir tanesi altın madeninin ruhsatını verendir. Öbürü de bu ruhsatı devam ettiren ve büyütendir. İkisinin birbirinden farkı yoktur. İkisi aynı dalın meyvesidir. Buradan şimdi çok özel bir şey söyleyeceğim. Bunu bütün Cumhuriyet Halk Partililer duysun. Bunu bütün CHP'lilere duyurun. Bu partinin kurucu genel başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Özgür Özel onun koltuğunda oturuyor. Onun emanetinde görev yapıyor. Partinin genel başkanı Özgür Özel ve bu partinin Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin, vatanseverlerin partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Zekai Sanadır nokta. Zekai Sana'ya CHP bütün potansiyeliyle sahip çıkarsa, Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler, çevreciler, gerçek milliyetçiler Zekai Sana'ya sahip çıkarsa, gücümüzle ve yaratacağımız çekimle bu seçimleri biz alırız. Şöyle bir çaresizlik yok. İki kötüden birini tercih edelim. Efendim AK Parti kazanmasın, karşısındaki birine destek verelim. Karşısındaki AK Partililer tillahıdır, tillahı. Tillahı. Eğer Zekai Sana dururken efendim AK Parti kazanmasın diye karşısındaki esas AK Partili Enver'e oy veren CHP'li vallahi de partisine ihanet eder, billahi de partisine ihanet eder. Başkan Zekai.
biraz önce muhtarlara söyledim. Sivil toplum örgütlerinin liderlerine söyledim. Ordunun basınına söyledim. Aha, bütün televizyonların önünde de söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Zekai Sana dışında, geçen gün bir video izledim. Ordunun bir ilçesi diyor ki, anlaşma yoksa ikisini de CHP'ye veririm. Anlaşma varsa şöyle yaparım. Özgür Özel olarak, partinin genel başkanı olarak söylüyorum. Yalancılara, fırsatçılara asla itibar etmeyiniz. Anlaşma diye bir şey yoktur. Bu partinin adayı Zekai Sana'dır. Söyleyelim. Yarın aday olacak herkes,
Bir, ilk önce mal varlığını açıklayacak. Bizim adaylarımız mal varlıklarını açıkladılar, açıklıyorlar. Rakiplerden de bu açıklamaları istemek orduluların hakkıdır. Bekliyoruz. İkincisi, bizim bütün belediye başkanlarımız yarın öbür gün açık ocaklı altın işletmeciliğine karşı toplumla birlikte olacaklar mı? Olacaklar. Toplumun arkasında duracaklar mı? Hayır, arkasında durmayacaklar. Önüne geçecekler, mücadele edecekler, önderlik edecekler. Söz veriyoruz. Ve eğer samimiyseler orduda belediye başkanlığına aday olan herkesin bu altın madenleriyle, açık madencilikle, siyanürle madencilikle nasıl mücadele edeceğine ilişkin namus sözü vermesi gerekir. İki aday da altın şirketlerinin gizli adayıdır. Bu açık linçle İliç'teki gibi buradaki Fatsa'daki mücadeleyi gördünüz. %75'ini, tarım alanlarının %70'ini, orman alanlarının %62'ini Akbelen'deki gibi delik deşik edip ortadan kaldırıp orduyu perişan edecekler. Biz altın şirketlerinin adaylarına değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin adaylarına oy veriyoruz. Bunun dışında emeklileri konuşuyorum, duyuyorsunuz. Çalışanların sorunlarını konuşuyoruz. Atanmayan öğretmenleri konuşuyoruz. Staj mağdurlarını konuşuyoruz. 9000 gün mağduriyetini konuşuyoruz. Ve hepsinin seslerine ses olmaya çalışıyoruz. Bugün buraya bir il başkanlığı ziyaretine gelmişken, siz değerli partililerimizi burada görmüşken, biraz önce söylediğim önemli hususları ifade etmeyi ve bir kez de sizin önünüzde adaylarımızın elini kaldırmayı istedim. Karşıda Cumhur İttifakı var, yanında da aynadan baktığında aynısı bir aday daha var. Bizim ittifakımızın adı Ordu İttifakı'dır. Bizim ittifakımızın adı Türkiye İttifakı'dır. Bizim ittifakımız gücünü milletten, renklerini ay yıldızlı al bayraktan almaktadır. Şimdi bir duyayım bakalım. Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. En büyük Türkiye. En büyük Türkiye. Ulaştepe kazanacak, Altın Ordu kazanacak. Zekayı sana kazanacak, Ordu kazanacak. CHP'li adaylar kazanacak, Ordu kazanacak.